Birlikte başaralım. Memleketi ganimet olarak görüp o ganimeti de kendi hakları olarak görenler, 70 yıldır din üzerinden, Atatürk üzerinden, milliyetçilik veya karşı milliyetçilik üzerinden siyaset yaptılar. Yaptıklarının ganimet siyaseti olduğunu görmüyorsan ne diyeyim sana? Her bir masanın bir köşesine kurulmuş, danışıklı çalışıyorken, sorunları çözmek yerine özellikle sürdürdüklerini, özellikle köpürttüklerini, böylece bizi kutuplaştırıp birbirimize düşürdüklerini, biz birbirimize didişirken onların ganimetle ilgilendiklerini görmüyorsam ne diyeyim sana? Karşıt gibi görünenlerin çıkar birliği içinde olduklarını görmüyorsam ne diyeyim sana? Oyunun sürmesi için inandırıcı rakiplerin, inandırıcı tehditlerin olması gerektiğini, tarihin başından beri siyasetçilerin iç ve dış düşmanlar üreterek en kolay şekilde siyaset yaptıklarını, sana söylendiği halde anlamıyorsan ne diyeyim sana? Sen hala onun veya karşıtının peşindesin. Aklını kullanmak yerine propagandaya veya karşı propagandaya kanıyorsun. Ahmet'in olmazsa Mehmet'in propagandasına kanıyorsun. Ahmetoğlu giderse yerine Mehmetoğlu gelsin diyorsun. Senden ne fazlası var veya gidenden ne farkı var? Bir defalık bile kendine bunu sormuyorsan ne diyeyim sana? Bir dinin, bir Atatürk'ün, bir Türkçülüğün tapusunu üstüne almış. Biri çıkıp senin de olan vatanının vatanseverlik tapusunu üstüne almış. Sabah akşam televizyondan, gazeteden bunları parlatan sözde gazetecilerin, sözde bilim adamlarının, bunların danışıklı propagandacıları olduğunu görmüyorsam ne diyeyim sana? Siyaseti meslek haline getirmiş, 20 yıldır, 30 yıldır milletvekili olan, belediye başkanı olan adamların peşine takılıyorsan, hangi sorunu çözler diye bir kereci kendine sormuyorsan ne diyeyim sana? Aynı merdivenin tırmanıp farklı bir yere çıkacağını düşünüyorsan ne diyeyim sana? Etrafına bak. 70 yıldır iktidarın muhalefeti sadece yaşlanıp ölen insanlar gitti, yerlerine aynı kafadaki yenileri geldi. Aynı ideolojiler, aynı kavgalar, aynı din siyaseti, aynı beka siyaseti, aynı Atatürkçülük, aynı Türkçülük, aynı Kürtçülük. Yahu din siyaseti yapanın dindeki tüm kuralları çiğnediğini görmüyorsan, Atatürk siyaseti yapanın Atatürk'ü sadece rant için kullandığını görmüyorsan, vatan millet diyenlerin vatanı yemekten, malı götürmekten başka hiçbir şey yapmadıklarını görmüyorsan, Kürtçülük yapanların Kürtlere tarihlerinin en büyük zararını verdiğini görmüyorsan ne diyeyim sana? Sen de onlar da birbirinize yakışırsınız. Ne diyeyim sana? Fakat bu arada olan ülkemize, geleceğimize, huzurumuza oluyor. Senin desteğinle nöbetleşe şekilde sahnedekiler ganimeti götürecek diye olan bizim geleceğimize oluyor. Seni uyandırmak için ne demeliyim? Bırak siyasetçileri, kendi aklına güven. Beni de diğer tüm konuşanları da bırak, aklına sor. Aklın ve vicdanın sana doğruyu gösterecektir. Aklını kullanmadıkça da sürüden biri olmaktan çıkamayacaksın. Hatta aklını kullanmadıkça bir sürüde güdüldüğünü bile anlamayacaksın. Hadi koş. Ahmet olduğundan kurtulmak için Mehmet olduğuna koş. Sadece sana son bir defa hatırlatayım. Senin seçenek diye gördüklerinin hepsi en az 150 yıllık ganimet siyasetçilerinin mirasçılarıdır. Sanırım kulağının arkası kalmış. Kulağının arkası da öpülmedikçe uyanmayacaksın anlaşılan. İyi uykular dilemekten başka ne diyeyim sana? Uyanırsan gel. Aza çoğa bakma. İlkelerine ve aklına bakarak temiz, adil ve zengin bir ülkeyi birlikte yeniden inşa etmek için gel. Birlikte başaralım.